Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir Hearts of Iron 4 serisine başlıyoruz. Kanalda şöyle bir Hearts of Iron olsun istedim. Bir yandan da zaten ben sürekli oynuyorum. Hearts of Iron'a başlarken de şöyle bir ilk defa yapacağız ya. Yani daha önce bir tane yapmıştım da o biraz hani aniden gelişmişti. Ve Road to 56 modunu oynuyorduk orada. Burada normal DLC'lerle birlikte normal bir halini oynayacağız ve öncelikle bir başlangıç için Türkiye ile başlayalım istedim. Böyle herkesin bildiği hem biraz daha yakın olduğumuz bir ülke olduğu için çok farklı ülkelerle çok farklı deneyimler yaşayabiliriz ileride. Böyle kısa kısa hani seriler halinde atabilirim. Çünkü normalde de oynuyorum ve bilgisayarım da anca hani bu tarz oyunlara yetiyor. 1936'dan başlayalım. Haydi bakalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan Türkiye'yi en olabilecek en iyi şekilde çıkartmaya çalışacağız. Şimdi Osmanlı'dan kalan borçlar var. Ülkede çok fazla bölünme var. Bir yandan Kürt problemi var. Hepsini çözeceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Altı Ok, Balkan Paktı'nın reformu, Osmanlı İmparatorluğu'na dönüş var. Ama biz burada Turan'a gideceğiz ve biraz orayı yanlayıp, biraz burayı yanlayıp böyle ikili oyunlarla birlikte bizim için en iyi olabilecek şekilde ilerlemeye çalışacağız. Başlayalım bakalım. Şimdi girişimizi yaptık. İlk olarak 16 tane fabrikamız var. Bunların 4'ü military factory, askeri fabrika, 11 tanesi sivil fabrika ama hepsi çalışmıyor tabii ki. Onları yavaştan harekete geçirmeye çalışacağız. İlk olarak araştırmalarımıza başlayalım. Buradan aynı zamanda endüstriyel araştırmalar çok önemli. Çünkü ülkenin kalkınması için en önemli şey askeri değil, ekonomik ilerlemeler ve ekonomi olmadan da ilerlemeler çok zor oluyor. Ülkede tabii ki öncelikle bir isyan olayı var. Burada isyan çıkartmaya çalışıyorlar. Şimdi toplam olarak bütün her yere, aldığımız her yere local police force koyuyoruz. Bir yandan buraya da bir secret police koyalım ki orada gizli polisle bir isyanı bastırmaya çalışalım. Bir yandan diplomatik olarak ilerleyeceğiz ama şöyle bir fabrika yapımlarına başlayalım abi. İstanbul'a yap, Bursa'ya yap, Edirne'ye yap şöyle iki tane. İzmir'e full yapma. Buraya şey de koyacağız çünkü. Bir liman da koyabiliriz oraya. Tersane de iyi olur. Öncelikle şöyle bir tüfek araştıralım ya. Şu tüfek açığımızı kapatalım. 1800 yazına bakmayın, bayağı olacak. Ardından hemen şu dockyardlara da bir konvoy ekleyelim. Şöyle çıktıkça konvoy eklenmiş olsun. Bir konvoy, bir de şey yapalım. Tüfek ekleyelim. İleride yine diğer topçu birlikleri vesaire hepsini eklemiş olacağız. Şimdi öncelikle ordumuzu bir toparlayalım, tamam mı? Ordu çok dağınık. Her yere yayılmışlar. Ve bu tarafa öncelikle sen eklen abi. Şu birlikleri şöyle böldük, tamam, bir 24 bir 7 böldük. Hemen şuraya bir komutan atayalım, Fahrettin Altay. Fahrettin Altay'ı sonradan mareşal yapabiliriz ya. Şu anlık bir dursun bakalım. Gel abi, Cemil Cahit Toydemir olsun, paşamızı alalım. Diğer tarafta Kazım Orbay. Bilerek böyle Kemalist seçmeye çalışıyorum ki generallerimiz de Kemalist olsun. Ordular gelin abi, şöyle bir durun bakayım şurada. Sen de gel şurada bir dur. İsyanı bir an önce bastırmamız gerekiyor. Ayrıyetten şuradan bu şekilde şansa da biraz bastırabiliyorsunuz. Ekstradan political power da veriyor. Montreux Boğazlar Sözleşmesi olmak üzere. Bir 4 günü var. Montreux'u bir yapacağız abi, halledeceğiz. Şimdi masaya oturduk. Montreux'da masadayız. Şimdi buradan gidersek Osmanlı'ya dönebiliyoruz. Şu şekilde İş Bankası, işte buradan Anadolu Ajansı. Diğer partiler, çok partili seçim vesaire. Buradan gidip Osmanlı'yı kurduktan sonra da bir iç savaş çıkıyor. Kemalistler vs. Osmanlıcılar gibi bir şey oluyor böyle. Ortalık karışıyor. Sonra Sultan geri geliyor. Ve buradan dünyaya karşı bir savaş açabiliyoruz. Bulgaristan papatımız falan oluyor. Ama şu anlık ona gerek yok. Biz kendi stabil bir şekilde bir gidişatımızı yapalım. Ve buradan devletçiliğin devamı diyelim. Devletçilik politikasının devamı. Artık buraya asker koyabiliyoruz. Çok güzel abi. Bu çok önemli çünkü. Hatta bir an önce getirelim askerlerimizi. Burada durmasınlar boşuna. Fabrikalarımız üretime başladı. Fabrika inşalarımız sürüyor. Bir yandan araştırmalarımıza devam ediyoruz. Buradan Mechanical Computing araştıralım. Research Speed veriyormuş. Buradan devam. Şöyle bir araştırmalarımızı hızlandırmak için çok önemli şeyler bunlar. Şunları kapat abi, bunlara gerek yok. Bu arada şu 15 olsun da şuradan bir şansımız deneyim. Çünkü burada ayaklanma var. Gördüğünüz gibi şurada yok. Şunları düşürmemiz gerekiyor. Burada silahlanmışlar bile. Burada da ayaklanma var. Bunları düşürmemiz lazım. Şey harcayarak. Command power harcayarak. Şimdi şuradan aslında evet Hilmi Uran'ı alabiliriz. Çünkü %15 political power artışı sağlıyor. Hemen alalım. Hatta almışken Şükrü Sarıcıoğlu'nu da alalım. İkisi beraber oradan
ilerlemeye çalışsın ki bonuslar versin bize. Manpower'dan yana sıkıntımız yok. Zaten şurayı çözdüğümüz zaman işler çok rahat çözülecek. Hele şu Bulgaristan'la Yunanistan'ı aldıktan sonra çok çok kolay olacak abi işimiz. Evet, Basic Machine Tools'la araştırıldı. Buradan devam edelim. Bir yandan endüstri olarak bak, ilk olarak yapacağımız şey ülkeyi kalkındırmak. Ekonomik olarak kalkındırmadıktan sonra askeri olarak kalkındırmamızın hiçbir anlamı yok. Çünkü ülkeyi ayakta tutan şey ekonomi olacak. Bunu başarmak zorundayız abi. Gereken bütün fabrikaları açmak zorundayız çünkü kendi mallarımızı kullanmamız lazım. Yerli malına öncelik vermemiz gerekiyor. Ve buradan devletçilik politikasının devamını da aldıktan sonra 6 oku harekete geçireceğiz ve oradan sonra işimiz çok çok kolay olacak. Çünkü 6 ok bayağı bonus veriyor. Oradan sonra devam edeceğiz. Devletçilik politikasına devam. Haydi bakalım. Şimdi 6 ok abi gel. 6 oku yapacağız. %99 stabilitemiz var. Şimdi burada ayaklanma nerede var? Burada bayağı ayaklanmışlar. Deniyoruz abi yüzde kaç? %55 şansla counter atak atmış olacağız. Başarılı olacağız. %45 şansla da bizi geri çevirecekler abi. Ve daha çok artacak isyanları. Bastık hadi bakalım. İşte bu. Çok güzel. Başarılı olduk ve buradaki ayaklanmayı şuna indirmiş olduk. Artık silahlanmadılar da sadece protesto ediyorlar. Meeting falan düzenliyorlar şu an orada. Onu da yavaştan indirmeye çalışacağız. 15 olsun bir daha deneyelim. Onları böyle sıfırlamamız lazım ya. Ayrıca başarılı olduğumuz zaman political power da veriyor. Win-win yani. Bayağı win-win durumu var. Şimdi doktrin araştırmalarımıza başlayalım. Askeri araştırmaları tabii bir yandan yapmamız lazım. %99 çok güzel. Yüzde kaç diyorsun abi? Yüzde kaç diyorsun burada? %23. Bu olmaz. %50 olabilir. Deneyelim. Haydi bakayım oğlum. Başarılı olalım. Ah be, başarılı olamadık. Başarılı olamadık, kötü oldu çünkü burada şey arttı. Ve stabilitemiz düştü gördüğünüz gibi. Artması önemli değil de stabilite bir tık düştü. Bir şey olmaz, bir sonrakine tekrar deneyeceğiz zaten. Şimdi şunu da bir yandan ortada kaldırmak lazım. Bu Osmanlı'dan kalan borçlar. Onları ödemek gerekiyor. Evet, İspanya gördüğünüz gibi karıştı. Bizim amacımız Hitler bam güm dünyayı dalmadan önce biraz kendimizi kollamak ve şu iki bölgeyi alıp birazcık kabuğumuza çekilmek. Ki ondan sonra işler çok karışacak. Böyle bam güm gireceğiz abi her yere. Birazcık güçlenelim. Birazcık kendimizi toparlayalım. Şimdi öncelikle buradan devam etmeden önce şu dış sanayicileri araştırmamız gerekiyor. Çünkü çok fabrika yapacağız bu sayede. Önceliğimizin fabrika olması lazım. Hemen buradan cumhuriyetçilik basıyoruz ve haftada 2,5 stabilite veriyor. Şuradan devam. Ayaklanma ne kadar? Bayağı var. Şans kaç? %59'a %40. Olur büyük ihtimalle. Çok güzel abi, çok güzel. Oo, political power coşuyor şu anda. Sivil fabrikalarımız kuruluyor abi, çok güzel. Batıya doğru biraz yatırım yaptık. Doğudaki sorunu çözdükten sonra her yere yatırım yapacağız. Bir daha zaten durduramazlar. Buradan devam. Haydi bakalım. %99 stabilite şu anda, çok güzel. Şu 15 olsun bir daha basacağız. İsyanı bastırmak için. Güzel. Malzeme açımız falan yok. Çünkü hepsini tüfek basıyoruz zaten. Malzeme açığı yok şu anlık. İsmet İnönü geldi. %5 stabilite veriyor. %5 faktör output veriyor. Evet. Araştırmaların bir tanesi bitti. Hemen şuradan bir çıkartmaya başlayalım. Aynen. Tamam. Buradan devam edelim. Şu şey de önemli. Kromyum çıkartmamız için ve bir yandan çelik çıkartmamız için de bu araştırmalar da önemli. Şimdi dış sanayiciler geldiğine göre buradan artık fabrika yapabiliyoruz ve 300 political power'u vererek 4 tane askeri fabrika kuracağız. 2 tanesi Ankara'ya, bir tanesi İstanbul'a, bir tanesi İzmir'e. Hemen kuralım. 200 gün sonra o fabrikalar olmuş olacak. Milli Emniyet Hizmeti diyor da oraya şöyle bir Milli İstihbarat Teşkilatı. Öf. Bir de şu olsun. Kur bakalım abi. 30 gün sonra teşkilatımız kurulacak. Hemen şuradan cumhuriyetçilik basalım. Stabilite kasalım. %100'de tutmamız lazım ki Atatürk zaten bir sene içinde falan vefat edecek. Ondan sonra %30 şey, of şu bonuslara bak. Baya baya şey gidecek ya. Milli İstihbarat Teşkilatımız kuruldu. Hemen buradan form departmanı araştırıyoruz ve artık ajan çıkartacağız 30 gün sonra. Şimdi buradan devam abi. Hadi be, %54 şans, ol artık. Ol artık be. Ha işte bu ya. Sonunda abi, süper. Süper. Buradaki ayaklanmayı biraz kestik ve artık political power da kazandık oradan. Süper oldu.
4 gün sonra doktrine devam edeceğiz buradan. Askeri doktrine. Hatta biraz war support alabiliriz biraz ya. Birazcık şöyle milliyetçilik basalım abi. Oradan bir savaş desteği kazanalım. Zonguldak kömür. İşte Nuri Killigil. Malatya Sigara. Malatya Clothing Fabrikası. Karabük Demirçelik. Petrol Ofisi. Çok güzel fabrikalar kuracağız abi. Ülkenin dört bir yanını fabrikayla döşememiz gerekiyor. Gülbahar gel bakalım. Şimdi Gülbahar nereye yollayalım? Buradaki şey bitti değil mi ya? Bir dakika. Ne kadar var? %16 falan. Gel abi sen bastır burayı ya. Şimdilik bastır burayı da. Zaten bir şey olacağına değil. Biz bir an önce şuradan kriptolojiden kimi kriptolayalım? Aslında Romanya'yı kriptolayabiliriz ya. Gel bakayım Romanya ne kadar? 960 gün. O zaman yap abi Sovyet'e. Sovyet'i bir kriptolayalım. Gerçi daha çok var lan. İptal et. Romanya'yı kriptola bakayım. 960 gün sonra Romanya'ya bir içine giriş yapalım. Bir hackleyelim bakalım. Bir girişimizi yapalım oraya. Teşkilatımız çalışsın bir yandan. Burası geldikten sonra devam edeceğiz zaten. Çok az kaldı abi. Önce Bulgaristan ardından Yunanistan'a yok etme girişimlerine başlayacağız. Şimdi aslında burayı puppet yapsak mı diye düşünmüyor değilim ama her yerde böyle aç gözlü gibi alabiliriz bir yandan. Bulgaristan'ı puppet... Gerçi Bulgaristan'ı zaten puppet yaptıktan sonra sonradan da alabiliriz. O yüzden çok sıkıntı olmaz yani. %50 şans, %55 şans. Haydi oğlum. Van'da. Başarılı olduk mu? Ya abi nasıl başarılı olmuyor? Ne kadar şanssızız ya. Lan %55'e 45 şans sürekli lose alıyoruz. Bu ne? Evet yine fokusumuz bitti. Buradan devam. Sosyalist de gidebiliriz aslında ama birazcık böyle Hitler'e yanlamak da istiyorum bir yandan. Hatta şimdiden şey yapabiliriz de bak. Şu ilişkimizi bir geliştirebiliriz de zaten gerek yok. Yakın zamanda yönetim değişeceği için. Şiyomuz oradan devam ederiz her türlü. Construction 2'den devam. Çalışın abi çalışın. Üretim. Her şey üretim. Yerli malını kullanmamız lazım. Desteklememiz gerekiyor. 14 gün sonra çıkartma şeyini yapacağız. Yani gemi olarak çıkartma değil. Yerden çıkartmayı yapacağız. Toprak altından madde çıkarmayı, ham maddeyi. Buradan devam abi. Bir yandan fabrikalar tabii şey yapacaktı. Şunları bir araştıralım ondan sonra devam ederiz fabrikalara. Üretim devam etsin. Şimdi bunu araştırdık. Buradan devam. Birazcık ekonomik olarak kendimize bir çeki düzen verelim. Sonrasına bakacağız zaten. Osmanlı'dan kalan borçları da ödemek gerekiyor. Bir yandan onlara da bakacağız. Şu anlık export fokustayız. Evet. Kemalizm and the Modern Movement araştırıldı. Şimdi önce şunu yapalım. Devam. Bu bayağı faşizm verecek bu arada. Recep Peker Atatürk'ten sonra buraya gelecek. Hemen şunu da araştıralım. Şimdi yüzde kaç burada? %59 ol artık ya. %59'sun abi. Ol artık. Oh be sonunda. Hatta bir tane daha deneyebiliyoruz ama. Var mı fazla şöyle? Fazla yok ama yine de deneyebiliriz yani. Biraz da olsun abi. Arka arkaya şöyle atmak istiyorum. Dur bakalım. Birazcık da olsun. Uzun süre beklemeyelim çünkü. Aslında bir yandan o karışıklık esnasında burayı alıp şuraları full popatlayabiliriz de ya. Yani çok buraları çünkü yönetmek istemiyorum bir yandan. Ya Arabistan'la çok uğraşmaya gerek yok çünkü. Biz Turan hedefliyoruz. Evet Atatürk'ün hastalığı başladı. Onunla mücadele de edebiliyoruz buradan. Göstereyim. Bir yandan Cumhuriyetçilik basalım. Cumhuriyetçiliği unutma abi. Şey veriyor çünkü. Evet 90 gün sonra eğer hiçbir şey yapmazsak Atatürk gidecek. Yani vefat edecek. Eğer emekli edersek bonusları gidecek ama bir süre sonra vefat edecek. Yine ölüyor her türlü. Tedavi arayabiliyoruz. Bu süreyi uzatıyor ama yine de her türlü artıyor burası. Ve boşu boşuna political power harcamaya gerek yok. Bir zaman sonra yine tedavi bulamıyorsunuz ve sadece süreyi uzatmış oluyorsunuz. Her türlü hastalığa yenik düşüyor maalesef. Benim bildiğim kadarıyla. Faşist konsülde araştırıldık. Araştırdık. Von Dreschers diyelim. Ve %14. %10. 0.14 artıyor. Şu bir 5 güne falan düşsün de ondan sonra şey yaparız orayı. Kaldırırız ki bonusları biraz daha uzun sürsün. Bir tane de attım. Hadi oğlum %50 şans yazı tura. İşte bu çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Şimdi bir tane de atabiliriz aslında şuraya. Yüzde kaç 50? 50. Hepsi %50. Attık ulan. Hadi ol.
Yes, işte bu. Çok güzel. Çok güzel, devam. Baya baya political power kastık bu sayede. Evet, 4 tane fabrikamız gelmiş. Oo, deli gibi üretiyoruz abi şu an. Deli gibi üretiyoruz, hatta bir tane alabiliriz şu an. Şöyle bir Almanlığın isteyelim madem. Bir fabrika şöyle versin bakalım. Bir fabrika karşılığında takas yapalım. Şimdi aslında şöyle biraz daha deneyebiliriz ya. Gel bakayım oğlum, olacak mısın? Ol hadi bir tane daha. İşte bu. 50 political power'da buradan kastık. 400 oldu. Süper abi, süper. Bunları kullanacağız işte. Şu fabrikalar falan çok harcıyor. Orada kullanmaya çalışacağız. Bir yandan tabii şey çıkartmak için de önemli. Buradan işte kromyum, çelik vesaire. Onları da çıkartacağız yakında. Şimdi şuradan şeye gidebiliriz. Support araştırabiliriz ama şu anlık gerek yok. O yüzden bir radyo araştıralım. Radyodan sonra gelişimimize devam edelim. Fabrika kurabiliyor muyuz? 15 gün kalmış. Şimdi o zaman şuradan devam. Bayağı bonus verecek bu arada. 180 gün kaldı. Atatürk'ün çok az zamanı kaldı. Şu bitsin, ondan sonra girelim. Atatürk'ü emekli edeceğiz. Şuradan aslında şey de yapabiliriz ya şu an. Bir borçlarımızı ödeyebiliriz ama şuradan bir devam edelim. Ondan sonra bakarız, bir dakika. Atatürk'ü artık emekli edeceğiz de. Önce bir cumhuriyetçilik basalım, stabilite biraz yükselsin. Emekli ediyoruz abi. Recep Peker ülkenin başına geçiyor ve CCC gibi bir şey olduk böyle. Üç iler bir şey olduk. Atatürk emekli oldu. Şimdi tabii burasının önce 130 yapmamız lazım. 130'dan sonra devam edeceğiz oradan. Şuradan Mehmet Emin Yurdakul stabilite falan veriyor. Güzel. Hem Justify War Goal süresini de kısaltıyor. O yüzden şöyle kaç? 70 gün. Güzel. 70 gün sonra gireceğiz. Birazdan yapacağım onu. Şimdi Bulgar Savaşı'na girmeden önce şöyle bir şey yapacağız. Zaten political power'umuz var. O yüzden önce Bulgaristan'a şöyle atıyoruz. 70 gün. Sonra buraya 225 günlük Yunanistan Vorgol atıyoruz. Sonra buradakini iptal edip cancel'layıp bir daha atıyoruz ve 185 gün, 225 gün gene aynı gün. Ya da önce Bulgaristan'a mı girsek? Şöyle yapsak, 260 gün sonra da buraya gireceğiz. 225, diğeri 225'ti değil mi? Bakayım, 225. Yine buraya kaçta girsek? 225 oluyor. Şöyle 260. 225, 40 gün. 40 gün de çok süre ya. Garanti atmasınlar yani. O yüzden diyorum. Garanti atabilirler. 225, 225 yapsak ordu yeter mi? Bulgaristan'a. Önce Yunanistan'a indiririz. Yunanistan'a çıkartma atarız. Oradan Bulgaristan'a döneriz hemen. 225 yapalım. Tamam, gel. İkisi de 225 gün sonra buradan çıkartmamızı yapmış olacağız. O zaman şöyle düzenleyelim. Şurayı böyle sil abi. Şurayı şöyle yapacağız çünkü. Hem buraya hem buraya şöyle bir çekelim. Aynen, çekelim. Şunu da iptal et o zaman. Şöyle geliyoruz. Burada kimler var? Bogazi Tugay. Erzurum Bogazi Tugay. Abi birer birlik tutar mı? Neyse, ikişer birlik gönderelim. Sizi şöyle bir şuraya ekleyeceğim. Ve ikinizi şuraya fallback line. İkinizi şuraya fallback line yapacağım ki çıkartma yemeyelim. Başka türlü çünkü çıkartma yeme ihtimalimiz var. Şuraya da piyade tümeni yapalım. Bu şekilde. Şimdi şurada 24 birim var ya. Şunun çoğunu abi şöyle verelim bakalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynen şöyle 7 tanesini verelim. Siz buraya bir gidin. Buradan sonra çıkartma atacağız çünkü. 17 birim de buraya yerleşsin bakalım. İki ülkeyi birden de alacağız ya. Bakalım. Herhangi bir garanti yok. Bir tek şey garanti atıyor. Romanya garanti atıyor ama o da dalar mı bilmiyorum. Dalarsa da bakarız artık duruma göre. Bir yandan üretim yapıyoruz zaten. Şey yapmadık, eklemedik. Sıkıntı yok şu anlık. Şunu işte arma experience'ımız yok. 20'ye çıkartamadık şu an. Yapacak bir şey yok şu an. 20'ye çıkartamayız onu. Bir yandan ne araştıralım? Doktrin var. Artileri şu an için gerek yok. O zaman buradan devam ya. Endüstriyel araştırmamıza devam edelim. Sekülerizm değil. Basıyormuşuz zaten. Tamam. 200 gün sonra iki tarafa da savaş ilan etmiş olacağız. Hatta bir yandan asker de basabiliriz şu an. Kaç basalım? Yani şurayı tutmaya şuraya 10 birlik göndersek 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yapsak şöyle. Tamam, 6 birlik İstanbul'da çıkartalım. 6 birlik askeri ekleriz şuraya ve oradan sonra çıkartma attıktan sonra da zaten Yunanistan'ı bitirince Bulgaristan'a gireceğiz direkt.
O yüzden hiçbir sıkıntı kalmayacak. Romanya gelemez bu arada çünkü ikimize de garanti atıyor. O yüzden Romanya gelemeyecek. Çok iyi. Çok iyi abi. Haydi bakalım. Hem Bulgaristan'ı hem de Yunanistan'ı aynı anda almış olacağız. Tek Yunanistan'ı da alabilirdik de. Şey, aynen. Tek Bulgaristan'ı da alabilirdik. İki seçenek arasından herhangi birisini yapabilirdik zaten. Şimdi yanına Sadabat Paktı'na gerek yok. Aslında olabilir, tamam. Sadabat Paktı olabilir ama önce şuradan devam edelim. Ondan sonra Sadabat Paktı'na gideriz. Zaten bozacağız yani ileride. O yüzden sıkıntı yok. Şu anlık şuna gerek yok. Faktörler ne durumda? Bir yandan işte şuraları şöyle bir 65'e çıkartmamız lazım. Burası çıkacak mı? Çıkmıyor. Çıktığı kadar. 65 üstü yaparsak bu arada şey oluyor. Claudius Anlaşması'nda ekstradan faktörü veriyor. Yani şuralara şey yapacağız işte ya. Şöyle koy. Aynen. Sonra fabrikaya devam ederiz buradan. Evet. Japonya birilerine savaş ilan ediyor. Karıştı ortalık. Daha ortalık karışmadı esasında ya. Esas karışacak da. Bir Hitler gelsin bakalım. O zaman karışacak. Şöyle birleştir. Ondan sonra buraya da Sadık Altıncan'ı ver. Şu deniz üstünlüğümüzü almamız için şuralar önemli. Şuraya ver abi şunu. Aynen, savaşa girdiğimizde oralarda olaylar kopsun bakalım. Evet, Bulgar'a İngiltere garanti attı ama sıkıntı yok. Her türlü zaten İngiltere bize de garanti atacak ileride. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Yani şu anlık alırız. İngiltere'nin garanti atması bir şey değiştirmiyor. O yüzden girişimizi yapacağız her türlü oraya. Biz şimdi Yunan'a bakalım. Yani Yunan'a girişimiz çok daha önemli. O zaman şöyle yapalım. Şu anlık giremeyeceğiz Bulgaristan'a. Biraz beklemek zorundayız o yüzden. Siz şuraya yerleşin abi. Bu şekilde. Oradan girişimizi gerçekleştireceğiz Yunanistan'a. En azından bir Yunan alalım. Çünkü Yunan'daki garanti hiçbir işe yaramıyor şu an. Romanya'nın garantisi bizde de var çünkü. Önce bir Yunan'ı indirelim. Bulgar'ı sonra indiririz. Sıkıntı yok. Sadabat'ı da imzalayalım bir yandan. Zaten sonradan da alacağız oraya. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. %50 şans. Bastık bir tane. Geldi mi? Ah be. Olmadı. Bir tane daha. Çok seri bir tane daha. Hop. İşte bu çok güzel. Bir tane de şuraya. Salla. Hadi oğlum. Ah be. Bir tane daha. Çok serisinden. Süper abi. Devam. Birazcık stabilite düştü ama bir yandan zaten onu karşılıyoruz. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Stabilitemizi yerine getireceğiz. Political power gerekiyordu birazcık. O yüzden o tarz bir şeyler yapmak zorunda kaldık. Güzel. 90 gün sonra bu arada bir tane daha askeri fabrika gelecek. Askeri fabrika önemli. Üretiyoruz abi. Üret, 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 üret. Full fabrika. Full fabrika. Atatürk vefat etti ve evet, gördüğünüz gibi %55'e düştük stabilite olarak. Bulgaristan'da konuşuyormuş da Bulgaristan'a işte şu an giremeyeceğiz. Hatta bunu cancel'layalım. Şu an giremeyeceğiz Bulgar'a. Biz Yunan'a bakalım. Bulgaristan'a sonra giriş yaparız. Birazcık kendimizi de geliştirelim ekonomik olarak. Ondan sonra daha iyi bir şekilde her tarafı almaya çalışırız zaten. Arkasında İngiltere var. İngiltere'yi ortadan kaldırmak için de şurayı almamız gerekiyor. Burayı açmak için de şunları yaptıktan sonra. Daha zaman var. Evet, imzaladık abi. İmzalarımızı attık. Güzel. Şöyle bir saldırmazlık anlaşmamızı imzalamış olduk. Afganistan, İran, Irak ve Türkiye'ye. Şimdi Yunanistan'a bir girişimizi yapalım, değil mi? Girişimizi yapalım bakalım. Romanya gelemeyecek. 100 güne yakın. Tamam, bir tane daha Atina'ya çıkalım. Oradan yayılırız zaten. Bu dört tanesini bekleteceğim çünkü adamlar buraya ve buraya dağılacaklar ya. O sıra buraya bir 4 birlik çıkartma atabiliriz. Bir tane şey varmış bu arada. Ne verelim? Infantry Expert verelim. Gelişsin o da. Sende var mı dayı? Yok. Hillfighter. Evet, radyomuzu araştırdık. Buradan buna daha zaman var. Şu anlık bekletebiliriz. Çıkartmaya birazcık gidelim. Yerden şey çıkartmaya. Maden çıkartmasına. Ne durumda abi? Güzel. 65'i geçmiş buralar. Burası geçecek. Şuradan devam ediyoruz. Yap abi buraları full ya. Ya birazcık fabrikada üretmek lazım tabii de. Afyon değil, önce Antalya, tamam. Antalya'dan sonra fabrikalar. Ondan sonra zaman kalınca. Hatta buraya yapmaya gerek bile yok ya. 65 olmayacak çünkü orası. Şimdi buradan sonra Hatay'ı almayacağım şu anlık. Çünkü Hatay'ı ileride alma şansımız var. Gidişata göre. Ya da Hatay'ı şimdi de alabiliriz de. Full Suriye'yi alacağız zaten. Hatay'a çok gerek yok şu an.
full Suriye'yi alacağımız için orada zaman kaybetmeyelim. Bu arada bir yandan aslında İtalya ile aramızı iyi tutmamız lazım ki şu adaları bize versin. Ama şu anlık gerek yok. Zamanı gelince. Daha zamanı gelmedi. Çünkü %30'u geçmemiz gerekiyor. Geçeceğiz. Çok az kaldı. %30'u geçtikten sonra şuradan önce bunu, sonra 12 adalar için masaya oturacağız. İtalya ile aramızı iyi tutarsak bedavadan verir adaları. Güzel. Bir yandan bu arada support araştırabiliriz şu an. Yapalım, daha doğrusu araştırmayalım. Artı birer fabrika. Şöyle. Aynen. Geri kalan yine tüfek. Şöyle olsun. Tamam. Support 2 tane ekledikten sonra da tekrardan tüfek üretmeye devam edelim. Çünkü asker bastıkça şu anlık tüfeğe ihtiyacımız çok var. İleride karşılayacak zaten. Şu anlık gerek yok. Gel bakalım. Kaç gün kaldı? Çok az kaldı abi. Giriş yapacağız şimdi Yunanistan'a doğru. Girişimizi gerçekleştireceğiz. Çok az kaldı. Yunanistan'a çok sert bir biçimde girmemiz lazım. Fatherland first diyoruz. Buradan devam. %30 geçtiği için. Buradan da artık şey yapabiliyoruz. Bu ayaklanmaları bastırmak için hani tek millet olarak ekleyebileceğiz burayı. Şuraya bir tane şey deneyebiliriz bu arada ya. Bir deneyeceğim. Hadi oğlum. Süper. Süper. Devam. Süper oldu. Hem oradaki isyanı da biraz bastırmış olduk. Şimdi ne oldu? Çok güzel. 15 gün var. Evet Yunanistan. Gel bakalım. Geliyoruz abi. Başlıyoruz. İlk savaşımız yakında 3 gün sonra başlayacak. 2 gün kaldı. 1 gün ve savaş başlar. Declare war. Devam. Haydi bakalım. Başla abi sen. Sen de bir an önce şurayı iptal et. Buraya gel. Yerleş. Şu anlık ittirmeye gerek yok. Bizim şuradaki... Aa bir dakika, şeyi unuttuk. Naval Invasion Support. Şuraya da lazım. Çünkü buraya çıkması için. Orası da gerekiyor. Hava üstünlüğünü, deniz üstünlüğünü aldıktan sonra askerlerimiz çıkışını gerçekleştiriyor şu anda. Atina'ya doğru çıkış yaptık. Haydi bakalım. Yunanistan adalarına çıktık. Şimdi dur. Her yeri hemen çok hızlı bir şekilde şuraya koş. Birinin şuraya gitsin. Oğlum niye şuraya gitmiyorsun? Koş bu tarafa. Tamam. Heh. Git oraya. Şimdi sen bu tarafa koş. Sen bu tarafa koş. Ya da ikiniz birden bu tarafa koşun. Hiç beklemiyorlardı bu arada. Hiç beklemiyorlardı. Yok ettik şu anda. Daha buradakiler bu tarafa dönecek de. Anca gelecekler. Koş. Geldik. İttir, devam et. Vur. İndir. Süper. Al burayı. Abi sen şuraları toparla şöyle. Aynen, toparla. Sen de dön geri abi. Niye bekliyorsun orada? Sen toparlıyorsun. Sen orayı aldıktan sonra buraya gel. Buradan devam et. Şimdi buradaki 4 şeyi hatırlatırım. Buradaki 4 tane birliği hatırlatalım. Hemen buradan çıkartmamıza devam. 4 birlikte buraya çıkartacağız ve hop. Devam. Şimdi buradaki düştü zaten. Buraya artık gerek yok. O yüzden tek bir yere yapalım. Çıkartmamızı. Şimdi buradaki 17 birlik artık buraya giriş yapabilir. 2 birlik kalmış çünkü orada. Ya da çık. Devam. Oraya çünkü şeyler çıkmaya başladı. Askerlerimiz çıkmaya başladı. Girişimizi yapalım. Arkan destek gelsin, ondan sonra ilerleyeceğim şurada. Hatta şurayı alabiliriz şu an. Kimse yok çünkü. Geri dönelim ama sonra. Ya da gitme, dur. Gitme. Vazgeçtim. Şuraya dal. Evet, Avusturya'yı Anschluss'ladı Hitler. Şimdi buradan dur abi, dur. 12 adalar için anlaşma yapacağız. Birazdan hemen şey yapmamız gerekiyor. Burası niye böyle olmuş ya? Dayı salsana ya. Allah Allah, adamlara bak. İki birlik orada çabalıyor ya. Ölmemeye çabalıyor. Evet, buraya çıkışımız gerçekleşmiyor mu abi şu an? Hava üstünlüğünü mü alamadık? Evet, emir vermemişiz ki çıksınlar. Oğlum adamlar emir vermeyi unutmuşum ya. Ben de diyorum niye bekliyorlar burada? İşte deniz üstünlüğü falan da var. Allah Allah. Siz de şuraya alın abi bari. Ya da boş verin ya, bırak kalsın, düşecekler zaten şimdi. 99 ve oraya da çıkışımızı gerçekleştirdik. 4 birim dalın buraya önce. Dal. Hop buraya dal şimdi. Bir birlik oraya gitsin ve Yunanistan düştü. Kaç kayıp verdik bilmiyorum bile. Yani inanılmaz azdır. Büyük ihtimal inanılmaz azdır çünkü savaşmadık bile. Dümdüz koştuk ve aldık.
Take All States ve Anton diyelim. Her yeri aldık. Süper abi. Şimdi Bulgaristan'da İngiltere garantisi olduğu için bir an önce şuradan kaç gün? 35, 105, daha doğrusu 140 oluyor. 140 gün sonra Bulgaristan'ı da almış olacağız. Çünkü bize de İngiltere garantisi gelecek. Evet, kısa bir telefon çaldı, gidip geldim. Daha doğrusu telefonla konuşmam gerekti. Şimdi devam ediyoruz. En son ne yapıyorduk abi? Güzel, weekly şey verecekmiş. Manpower'u verecekmiş. Beleşten bir şeyler geldi. Cumhuriyetçilik. Devam, stabilite basalım. Taktiklerimizi yenileyelim. Zaten çok şey var. Political power'ımız. Şimdi buradan ne açabiliriz? Yeni fabrika açacağız. 4 tane çelik veren açalım hemen. Karabük demir çelik fabrikası. Şimdi 12 adalar için anlaşmaya oturacaktık en son. Şimdi hatırladım. Ve Bulgaristan'a girişimizi yapacağız. Birazcık zamanı var. Şimdilik kendi ekonomimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ve ardından Bulgaristan'a girişimizi gerçekleştireceğiz. Çok iyi oldu bu. Bütün her şeyi canavar gibi üretiyoruz şu an ya. Tüfek müfek ne varsa üretiyoruz abi şu an. Birazcık support'a basalım, sonra artileriye basarız şöyle. 10k tüfek var zaten. Hatta şuraya şey de eklemek gerekiyor ya. 20 olsun. Support'umuz çok yok. Sonradan şey ekleriz. Engineer Company ekleriz oraya. İtalya ile aramızı iyi tutmamız gerekiyor. Öncelikle şöyle Improve Relations diyelim. Non-Aggression Pact yapalım. Saldırmazlık anlaşması imzalayalım. Ardından şunu yapabiliriz bu arada. Adamların supply için limanlarını kullanma anlaşması. Bizim lehimize bir şey bu. Filter access'e gerek yok. Şöyle bir anlaşmamızı aramızı iyi yapalım. Bedavadan alalım şu Rodos'u falan. Beleş adalar oğlum. Boş mu yani? Research speed veren araştırmaya devam. Bu arada Romanya ile falan oynaması çok zevkli oluyor ya. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan falan o şeylerle de çok güzel oluyor. Onlarla da özellikle aslında şu Afrika ile falan acayip zevk alıyorum ben oynarken de bakalım. İleri doğru böyle farklı farklı şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi başlangıcı biraz bilindik bir şeyle yapalım istedim o yüzden. Şu önemli, şunu ekle. Diyarbakır'a. Evet, 12 adalar için masaya oturuyoruz. Şöyle son bir kez daha bakayım. İtalya ile böyle aramız nasıl? Süper abi. Artı 100. Büyük ihtimal dostluğumuzun hatırına verecektir. Bir bakalım. Vermezse de canı sağ olsun, ne diyelim. Yapacak bir şey yok. Böyle yaparsak 3 tane fabrika karşılığında. Böyle yaparsak Antalya'daki kromyumlar karşılığındaki. Orada zaten bir 50-60 tane kromyum var. Gerek yok. Dostumuzun hatırına verdi. İşte bu çok güzel. Rodos da bizim. Akdeniz'in hükmedicisi konumuna geleceğiz. Sadece bir tek Kıbrıs kaldı işte. Kıbrıs'ı da alırsak Akdeniz bizim hükmümüzde olacak. En azından bu taraf. Şöyle bir adaların hepsini aldık. Bu kadar birlik yeter mi? Hatta şuradaki çek abi, bunlara hiç gerek yok. Bunu kaldır ya. Aynen. Buna ekle. Buradaki birliklerin bazılarını şöyle şuraya ekle. 21 olsun, 10 olsun. Tamam, süper oldu. Şöyle şimdiden ekleyelim o zaman. Kulekte şunu. Çıkartma yapmaya gerek var mı? Yani yok ya, duramazlar gibi geliyor. Yani çıkartma yapmaya çok da gerek yok gibi. Var mı gibi? Yok gibi. Var. Dur, var var. Tamam, gel bakayım. Yo. Atsak güzel olur da. Burgaz'a atabiliriz. Yo, gerek yok ya. Boşver. Çıkartmayı ne yapacağız? Çıkartmasız direkt bamgüm girelim ya. Çıkartmaya uğraşmaya gerek yok. Ha, şu kadar sıkışık olsaydık mesela denedi. O zaman çıkartma atılırdı. Şu anlık çok gerek yok gibi. Girişimizi yapacağız zaten şimdi. Bir yandan aslında şöyle birazcık adam da basabiliriz. Şöyle 10 tane basalım. Şuradan İzmit'ten çıksınlar. Aa, burada altına basmışız lan zaten. Adamları görmemişim bile. O zaman sizin şöyle 3 tanenizi buraya verelim. Geri kalan 3 tane burada olsun. Bu şekilde. Onlar da yerlerini almış olsunlar. Siz şimdi bir çalışın bakalım. Biraz tecrübe kazanın abi orada. Haydi. Kaç gün abi? 60 gün. Buraya ne kadar kaldı? 7 gün buradan. Buradan ne kadar var? 35. Yani bir 42-43 bir şey işte. Oradan az bir gün var. Şimdi atsak acaba Fransa atar mı diye çekiniyorum bir yandan ya. Fransa atar mı? Fransa garanti atarsa çünkü hiçbir anlamı kalmıyor. Fransa'nın yıkılmasını mı beklesek lan? Fransa... Evet, Fransa'nın yıkılmasını bekleyelim oğlum. Bulgaristan'ı zaten alırız. Stabilitemiz falan çok güzel oldu ya. Çok stabil bir ülkeyiz şu an. %100'e doğru gidiyor. Akın akın
fabrikadan bir şeyler çıkartıyoruz. Gerçekten çok iyi şu ana kadar. Oo, support maport ne varsa basıyoruz şu an ya. Birazcık çelik eksiğimiz var. Çelik alabiliriz şu an ya. Kimden alalım? Almanya'dan alalım abi. Ver bir tane bakayım. Ver. Bir fabrika karşılığında şöyle bir çelik alalım. Güzel. Support ekipmanları falan düzgün üretelim diye. Onları da aradan çıkartalım. Bizim ajanı da buraya yolladık zaten. Evet. İngiltere'den garanti aldık. Güzel. Şimdi Almanya'dan devam edelim. Şöyle bir dostluk anlaşması. Ve oradan da bir garanti atmış olsun bize. Üret abicim üret. Fabrika fabrika fabrika. Devam. Her yere fabrika. Her yere fabrika. Deli gibi fabrika yapalım. Integre support. Integre supportları yaptık. Çok politik power'ımız var. Biraz harcayabiliriz aslında. Ya şu önemli, şunu alabiliriz şu anlık. Claudius anlaşmasını şu an yapabiliriz. Bir dakika. Şey oldu mu? Bakalım. 65 üstü olmaları gerekiyor. 2, 3. Şurası olmuyor bildiğim kadarıyla. Bir bakacağım. Yok, yeterli olmuyor. 50 oluyor. Gerek yok. Şurası da olmuyordur. Burası da olmuyordur. Tamam. Claudius anlaşmasını yapabiliriz o zaman şu an. 65 üstü çünkü 3 tane şehrimiz var. Hemen şuradan. Gördüğünüz gibi 65 üstü olan her şehir için, Chromium için bize faktörü verecek. Askeri fabrika verecek. Ve 3 tane şehir içinde bayağı bir alırız herhalde. Güzel. 10 birimlik askerimiz daha çıkacak. Ve yakında işte support ekipmanını entegre ettikten sonra askerlere çok daha güzel olacak. Bir yandan artilleri de üretiyoruz. Güzel ya. Yavaştan canlanıyoruz abi. Yavaştan bir canlanmaya geçtik. Yunanistan'ın fethi bizim için çok güzel oldu. Şimdi şuraya ekleyelim. 23 olsun o da. Aynen şöyle git abi. Sonradan böleriz onları zaten istediğimiz gibi. Şimdi şu anda buraya garanti atıldığı için bize de atılıyor aslında da. Fransa atabilir. Fransa'nın yıkılmasını bekleyebiliriz şu an. Bulgaristan atamaması için. Ama orada çok ince bir çizgi olacak. Vichy Fransa döndükten sonra çok hızlı bir şekilde bir şey deneyebiliriz de bakalım. Bu sefer de Free Fransa atarsa o zaman işte işler yaş. O zaman pek istediğimiz gibi gitmeyebilir işler. Belki de Bulgaristan alamayız. Bilmiyorum. Almasak da sıkıntı yok ya. Şimdilik orada duruyorlar da. Irak'a falan da yönlenmek biraz daha mantıklı şu an. Dur bakalım. Bu arada buradan da iki tane sivil bir tane askeri fabrika veriyor. Şuna da gidebiliriz ama önce şuradan bir devam edelim. Onu da bir ara çıkartmış oluruz. Yapmış oluruz. Üç tane fabrika da oradan kasmış oluruz. Şuradan verebiliyor muyuz? Devam. %100'e çıkartalım stabilitemizi. Ve o zaman madem o kadar stabiliz biraz political power da kasabiliriz şu an. Bir dakika. Ne kadar? 111 gün. Devam abi buradan. Construction 3'ü de araştırdıktan sonra yeni altyapı çıkaracağız. Funkplan. Funkplan'dan devam edelim. Ya da önce şu Sovyetlerle şey mi yapsak ya? 3 tane fabrika veriyor çünkü. 3 fabrikalık şeyi alalım. Şimdi bence aslında bir yandan Bulgaristan'ı boş mu versek ya? Oh oh oh, kaç fabrika geldi oğlum. Ay şunlara bak, kaç fabrika aldık. Üf üf, yok ettik harbiden. Çok fazla fabrika aldık. Aslında Bulgaristan'a işte Free France atar mı? Bir bakalım, bir şey daha alsın bakalım. Bir Hitler bir harekete geçsin. Ondan sonra bakarız. Hitler'in harekete geçmesi lazım çünkü. O sıra aslında biraz political power şöyle pompalayabiliriz ya. Zaten stabilitemiz full. Bakalım. Çok güzel. İşte bu. Baya baya geliyor. Olsun, bir tane daha. Vur abi. Çok güzel. Bir tane daha vur. %50 şans. Bir tane daha. Son deneme. Çok güzel. Oo, baya baya. Çok fazla kastık ya. Şimdi hemen buradan fabrika açalım. Ne açalım? Malatya Clothing var. Bir dakika. Hepsi aynı galiba. Aynen, bir şey etki etmiyor hepsi. Yani hepsi aynı şey veriyor. O yüzden Bursa Merinos Fabrikası ile başlayalım. Devam edelim daha doğrusu. Zaten başladık onlara. Güzel, askerlerimiz eğitimlerine devam etsinler. Onlar da gelişsin bir yandan. Şu güzel. Buradan devam edelim. Tamam. Sovyet'le saldırmazlık anlaşması yaptık. Şimdi Batum şeyini yapalım. Bize fabrika verecek. Oradan fokusumuza devam edelim. Şunlara daha var. Yani hava şu an çek gerek yok. Çok gerek yok. Borçlarımızı daha ödemedik. Borçları ödemek lazım. O kötü. Tamam, şuradan ilerleyelim de sonradan borç ödemeye geçelim. Construction 3 oldu. Şuradan çıkartmaya öncelik verelim. Ya da yok. Önce buna devam edelim. Çıkartırız sonra. Construction 3 araştırdığımız için buradan şimdi şey gelecek. Aynen. Yeni yeni şeyler yapabiliyoruz. 23 tane steel ekliyor.
12 tane buraya ekliyor. Gel abi. İzmir'e mi? Hani İzmit'e. Şuraya. Bayağı bir çelik açığımızı kapatacağız. Zaten açığımız yok galiba. Varmış da. Şu an için fabrikaya gerek yok. Zaten full artı full ürettiğimiz için her türlü artıdayız. Birazcık Hitler'i bekliyoruz. Dediğim gibi. Hitler'in dünyanın daha doğrusu harekete geçmesini bekliyoruz. Bizlik bir şey yok. Çok güzel. Oo, 50-50 sürekli political power geliyor. Ver bakayım. Olsun. Ver bir daha. Stabiliteden yana sıkıntımız olmadığı için. Bir daha. O zaman bir daha. Sen verdin onu. İşte bu. Support ekipman şu an eklesek ne kadar oluyor? Şöyle eklesek kaç istiyor? 1100 istiyor. 1K var. Olur bu arada. Tamam, üretiriz zaten ya. Ordumuzu ekleyelim. Herhangi bir açığımız yok. Bir dakika abi. Dur. Çekoslovakya'ya girdi. Hitler başladı. Az bir zamanımız kaldı. Şuradan bir an önce şey yapalım mı? Artık borç ödeme olayına girişelim. İtalya Aksis'e katıldı. Bizim daha zamanımız var ya. Bize şu an gerek yok. Peki bir anda Bulgaristan... 55 güne. Bir anda Bulgaristan yok mu? Bir anda Bulgarlara. Ajanımızı İran'a yolladım. Orada bir şey kursun. Network kuralım bakalım. İran'ın içine sızmaya çalışalım. Diğer yandan araştırmalarımız devam ediyor. Bir yandan aslında bunları da geliştirebiliriz ya. Bir yandan ilerleyelim abi. Kriptolojiden. Devam edelim. Olur ajanımız yakalanır falan. Ne oluyor lan? -33. Alman'dan şöyle bir 4 fabrika karşılığında çelik alalım. Güzel. Romanya'yı eklemişiz abi. Güzel. Ama şu an kullanamayacağız. O yüzden şey yapalım. Bir an önce Sovyetleri hackleyelim. Kriptolayalım.